Selamünaleyküm arkadaşlar. Benim sunum yapacağım konu zamanı değerlendirme bilinci. Öncelikle zaman tanımından bahsedelim. Zaman, baki olan Allah'ın fani olan biz mahlukatları var edip yaşattığı dönem, evre ve sürenin genel adıdır. Zamanın içinde var olmaya hayat, hayatta ise bize ayrılan süreye ömür denir. Zaman Allah'ın biz kullarına lütfu ve emanetidir. Yani emanet derken Yüce Allah yaşadığımız her anın, alnın her nefesini verecek bir hesap, yani Allah'a hesabını vereceğiz. Sık sık kendimizi sorgulamalıyız. Yani yaşadığımız hayatı dolu mu geçiriyoruz, boş mu geçiriyoruz, yararlı mı, yani faydalı mı, değil mi? Yani bunları sorgulamasını yapmalıyız. Çünkü bundan hesaba çekileceğiz. Zaman öyle bir şeydir ki akışı durdurulamaz, telafisi yapılamaz yani. Çünkü zamanı geri getiremeyiz. Birkaç saat içinde fazla paraya sahip oluruz ama fazla parayı ödeyip zamanı geri getiremeyiz. Öyle bir şans yok. Ve bundan dolayıdır ki zamanı iyi kullanmamız gerekiyor. Yani olumlu bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Hayatta başarılı olanlar zamanı iyi kullananlardır. Zamana hükmeden hayata hükmeder. Hayatta hükmedenler ise dünyaya hükmederler ve tarihte iz bırakırlar. İmam Şafii, zaman kılıç gibidir. Siz onu kesmezseniz o sizi keser, der. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıymeti pek bilinmeyen iki nimetin önemine dikkat çekmek üzere şöyle buyurmuştur. İki nimet vardır ki insanların çoğu bu nimetleri kullanmakta aldanmıştır. Sıhhat ve boş vakit. Yani boş vakit ve sıhhatin kullanımında insan gafildir. Bir başka hadis-i şerifte ise şöyle buyurmuştur. Beş şeyden evvel beş şeyin kıymetini bil. İhtiyarlık gelmeden önce gençliğin, hasta olmadan önce sıhhatin, fakirlik gelmeden önce zenginliğin, meşguliyetten önce boş vaktin ve ölmeden önce hayatın. Ve bu hadis-i şerifte de zamanın değerine, zamanın boş vaktin önemine vurgu yapılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de ise bazı surelerde zamana ya da zamanı bir anına yemin ederek başlar. Bu yeminler o şeyin önemini gösterir. Yani önemli şeyler üzerine yemin edilir. Ve'l-leyl, ve'l-duha, ve'l-fecr, ve'l-asr gibi terimler Kur'an'da mesela bunlar üzerine yemin edilmiştir. Ve Allah'ın zamana ne kadar değer verdiğini buradan anlamalıyız. Peygamberimizin iki güne eşit olmayan hadis-i şerifini herkes bilir. Buna göre her gün belli bir tempoyla daha faydalı ve daha iyi şeyler yapmamız gerekmektedir. Halk genelde daha keşke genç olsam ya da tekrar yeniden dünyaya gelsem gibi laflar kullanırız genelde halk arasında ve bunlar da milletin zamanını iyi değerlendirmediğinin şeyidir, göstergesidir. Plansız günlük hayat, amaçsız ve bilinçsiz aktiviteler, televizyon, internet kullanımı son yılların zamanı öldüren silahlarıdır. Yani günümüzde o gafillik var. Zamanını öldüren hayatın bir kısmını da öldürdüğünü bilmelidir. Biz öğrencilere de genelde sorulur. Hani boş vakitinde ne yaparsın? Belli kitap okurum, top oynarım falan gibi bir cevaplar geliyor. Ve öğrencinin genelde bir boş zamanın olmaması gerekir. Çünkü bir meşguliyet yani zaman biraz öğrenciyi daha nasıl söylesem yani boş vaktinde olmaması gerekiyor yani. Sürekli çalışma halinde olması gerekiyor. Bir öğrenci olarak bir eğitim programında okuyanlar, evini geçindirmek, helalinden para kazanmak için çalışan hane reisi, hem yararlı bir iş ile hem de ibadetle meşgul olanlar, kitap okuyanlar, yararlı sohbet yapanlar, Sıla-i Rahim için tarihi ve tabii yerleri ibret nazarıyla görmek için seyahat edenler, öğrenmek amaçlı TV izleyen, konferans, vaaz, sohbet ve benzeri dinleme programlarına katılanlar, aile fertleriyle oturup sohbet edenler, evin işiyle meşgul olan bayanlar, bunlar da genelde zamanını olumlu şekilde değerlendiren insanlardır. 7-8 saatten fazla uyuyan, kahvelerde boş vakit geçiren, her türlü televizyon programı izleyen, internette dolaşan saatlerce,
Özellikle internet günümüzde bayağı şey olmuş yani, sosyal medya falan milleti, bu milletin zamanını öldürmektedir. İbadet saatlerini gafil geçirenler, anlamsız ve yararsız hobilerde ulaşanlar zamanını öldüren kişilerdir, zamanı boş geçiren insanlardır. Hazreti Ömer'e atfedilen bugün Allah için ne yaptın sözünü düşündüğümüzde, eğer buna verilecek olumlu bir cevabımız varsa demek ki zamanımızı olumlu bir şekilde geçirmişizdir. Yani zaman, ona cevap verilirse demek ki bir insan, bir mümin özellikle zamanı iyi değerlendirmiştir. Bir de günümüzde kullanılan bir tatil kavramı var. Tatil Arapça kökünden gelen ataret kökünden gelir ve boş durma, bir iş yapmama ve işe yaramama anlamlarını ifade eder. Aslında Müslümanın tatil kavramını kullanmaması gerekiyor yani. İstirahat, bunun yerine istirahat kavramı kullanılsa daha iyi olur. Çünkü yani boş zamanlarda güzel yerleri ve tarihi mekanları gezmek ve ibret nazarı ile incelemek ya da yani ders çıkarmak Allah'ın emridir. Bizler istirahatı bile daha verimli bir çalışma temposunda hazırlık olarak yapmalıyız. Yıllık izinler, yaz tatilleri, bayram tatilleri, akraba dostluk bağlarını güçlendirmek için bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerekirken, günümüzde eğlence yerlerinde boşça vakit geçirme fırsatı olarak görülmeye başlandı. Bu anlayış da zaten tatil kelimesinin şeyidir yani, karşılığıdır. Yani günümüzde artık istirahat yok, tatil şey var. Yani millet onu uygulamaya çalışıyor. Bu kadar. Zamanı verimli, ömrü bereketli, hesabı kolay bahtiyar müminlerden olmamız dileğiyle. Sağ olun arkadaşlar, beni dinlediğiniz için.